Disket kutusundan hepinize merhaba arkadaşlar. Klavye çıkırtılarım ile birlikte yine karşınızdayım. Bu sefer Exit the Gungeon var karşımızda. Enter the Gungeon'ı bilmeyeniz yoktur herhalde. Bu sefer bir değişikliğe gitmişler. Ve platform oyununa çevirmişler. Bir tutorial kısmını oynadım. Kayıt testi yapmak için aynı zamanda. İsterseniz lafı daha fazla uzatmıyorum ve hemen oyuna giriyorum. Bu sefer bir asansörle ilerliyoruz ve dungeon'dan çıkmaya çalışıyoruz. Zaten oyunun adından da belli. Ve ilk bölümümüz başlıyor. Zindancı. Bu arada gördüğünüz gibi Türkçe desteği var tabii ki. Olmazsa olmaz. Senin silahın... Abi detaylar çok iyi ya. Kelime kelime söylemesi çok iyi yani. Şansa dayalı. Ve benim bu tip oyunlarda şansım pek yaver gitmez. Bakalım neler olacak. Yine klasik gördüğünüz gibi kovanları topluyoruz. Kovanları toplamamız lazım. Çünkü onlar bir para birimi. Ve bu arada damage yedim arada. Hem konuşup hem oynayamıyorum. Buradan bunu anlamış oluyoruz. Oyunda mermilerden takla atarak ya da zıplayarak, yani zıplarken takla atarak ya da direkt düz takla atarak kaçabiliyoruz. Şuna bayılırım bu alete. Sanırım Enter the Gungeon'da da vardı bu. Pompalı tüfek kovanıyla pompalı tüfek atıyorduk. Şunu alabiliyor muyum? Aldım. Yine değişti. Aha! Bu ne lan? Frisbee. Boomerang. Aa iyi vuruyor. Hemen şunları toplayalım. Bu paralara ihtiyacımız olacak. Mouse'a basılı tutsam ateş etmiyor mu ya? Etmiyor. Otomatik silahlarda sadece sanırım. Sürekli olarak evet, böyle asansörle çıkmaya devam ediyoruz ve sonunda böyle bir alana, bölüme geliyoruz ve burada savaşmaya devam ediyoruz. Mouse'umu kaybettim ve tekrar buldum. Sıkıntı yok. Oyunda aynı zamanda bir de şey yapabiliyoruz. Combo biriktirdikten sonra etrafta çok fazla mermi olursa özel yeteneğimizi kullanarak mermilerin hepsini silebiliyoruz ekrandan. Enter the Gungeon'da hatırlıyorsanız masa falan çeviriyorduk böyle korunmak için. Bunda ya platformların, belirli platformların altına geçmemiz ya da dediğim gibi takla atarak kaçmamız gerekiyor. Aha. Buldum. Bayağı bildiğin üzerine atladım. Çok kötüydü. Reload yaparken görüyorsunuz zaten. Hemen kafamızın üzerine bir indicator, bir ne derler, bar çıkıyor. Evet, sandığımızı alalım. Hasar almadan bitirseydim tabii yüksek ihtimalle çok çok daha iyi ödüller çıkacaktı. Bu arada hiç durmuyor. Thank you.
Acaba diyorum, bundan sonra böyle mi, gameplay mi yapsak? Oturup sürekli klasik inceleme yapmaktan ziyade. Zaten hani şuralar evdeyiz de biliyorsunuz, ofise gitmiyoruz. Buradan hashtag evde kal diyoruz. Hepimizin sağlığı açısından. Kaç. Aa, sevmedim. Çok yavaş atış ediyor. Lütfen değiştir bu silahı. Ne dersiniz, böyle daha çok gameplay yapsak mı acaba? İnceleme yapmayı seviyorum gerçi ama. Güzel, güzel. Güzel, hiç fena değil. Abi bu ne? Var mıydı Enter the Gungeon'da bu silah, hatırlamıyorum ben. Hayır, kaçamadım. Çok kötü. Hayır. Vay, göre göre yedim onu. Çok takla atmalıyım. Evet, beceremedim. Ama sanırım biraz alışmam lazım ya. Zindandan. Bu arada Türkçe çevirisi oyunun gerçekten çok güzel. Üzerinden çıkanlar. Bonus 1 puan yeniden. Hemen yanaşım. Bir şeye bakalım. Meydandan'a dönelim. Meydandan'a bakalım. Orayı da bir görmüş olalım. NPC'nin hepsiyle konuşabiliyoruz. Tabii ki tahmin edildiğiniz üzere. Buralar yavaş yavaş bildiğim kadarıyla gelişmeye devam edecek bir seviye atladıkça. Buradan aynı zamanda istediğimiz karakteri değiştirebiliyoruz. Mesela savaşçıya geçebiliyoruz. Tamirci Opiti. Asansörleri bu tamir ediyor. Aynen. Her bir zindandancıya özel olarak zindandandan kaçma rotaları tasarlamış. Yani bu da demek oluyor ki biliyorsunuz her seferinde değişik bölümlerle karşılaşacağız. O anlama geliyor. İlk asansör hep aynı. Diğerleri herkes için farklı. O zaman bir tur daha girelim. Evet, yine kutsandık. Fil tüfeği. Alalım. Kalaşnikov muydu o? Örtünün altında. Ha, onu nasıl tutabiliyorum? Bu silahta. Okey, güzel. Evet, geldik zindana. Asansör bitti. Oh.
Okey, bu bayağı yakın mesafe. Tabi ben eksiklik dungeon'ı oynadım dediğim gibi ama hani öyle delicesine oynamadığımdan dolayı bazı silahları mesela hatırlamıyorum bile dediğim gibi. Ama yani eksiklik dungeon zaten ucuz bir oyun, çok pahalı bir oyun değil. Dolayısıyla hani Enter the Gungeon'ı zaten sevmişseniz yüksek ihtimalle şu an bu oyunu oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Eğer oynamadıysanız önce onu oynamak zorunda değilsiniz. Direkt bunu da oynayabilirsiniz tabii ki. Ve hani tavsiye ediyorum ya, eğlenceli bir oyun. Üzerine çok uğraşacağınız bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Eliniz alıştıktan sonra oyun mutlaka çok daha evet, ne geliyor? Kalp madalyonu, Memento Mori. Kaleşnikov'dan hayaletler dikkatimi dağıtıyor. Ayrıca bu silahı beğenmedim. Yani tamam, güzel vuruyor ama çivi, hop, takla. Aa, attım ama takla ya. O kadar mı geç kaldım ben? Okey, onu görmedim. Hadi bakalım. Q'ya basarak demin onu söylerken tabi yarım kaldı aksiyonun arasında, yine damage yedim. Q'ya basarak bunları dediğim gibi arkadaşlar şey yapabiliyor, temizleyebiliyorsunuz ama kombonuzdan, yani combo biriktirerek onu şey yapmanız gerekiyor, ne derler, kovan biriktirmeniz gerekiyor ve onu kullanmanız gerekiyor. Kuru sıkıydı buradaki adı, eğer şu an yanlış hatırlamıyorsam kuru sıkıyı kullanmanız gerekiyor. Ve evet, bu sefer başardım. Ödülümüzü de aldık. Bolca. Turuncu Gon taşı. Evet, arada her şeyi geçtiğinizde, boss'u geçtiğinizde ne derler? Shop'a, dükkana geliyorsunuz. Bakalım neler diyor. Hoş geldin. Ben Bello. Bu da dükkanım. Burası zindandan ait bir müessese. Malların fiyatı oldukça uygun. Gönlünce alışveriş yap. Zindandan çıkmaya çalışırken bu aldıkların işine yarayacak. Kuru sıkı. Evet, doğru hatırlamışım. Kuru sıkı arkadaşlar. Kuru sıkı. Q'ya basarak kuru sıkıyı aktif ederek etraftaki bütün o mermileri temizleyebiliyorsunuz. Zırh. Kuru sıkı. Okkalı mermiler. Pembe guon taşı. Bunların hepsinin ne olduğunu şuradan Diginomicon'da yeni eşyalar geldi. Tıklayarak yani okuyup öğrenebiliyorsunuz. Mesela bu karakterin pasif özelliği demiştim ya. Mahkum yanında zindandana getirdiği bir fotoğraf. Vurulduktan sonra kısa süreliğine fazladan hasar ver. Her bir karakterin
dediğim gibi şey var, pasif bir yeteneği var. Onu buradan öğrenebiliyorsunuz. Düşmanları buradan görebiliyoruz. Eşyalar, her şeyi buradan bakabiliyorsunuz. Evet, aslında özetle Exit the Gungeon böyle bir oyun. Asansörde ilerliyoruz, bölüme giriyoruz. Asansörde ilerliyoruz, yeni bir bölüme giriyoruz falan filan. Boss'la savaşıyoruz, dükkana geliyoruz. Bu şekilde zindandandan kaçmaya çalışıyoruz. Ve evet, yavaş yavaş gördüğünüz gibi de zaten ekranda yıkılıyor zindandan. Böyle keyifli, eğlenceli. Önceki oyun gibi çok da bir ne derler, özgün hikaye vaat etmeyen ama saf aksiyon ve eğlence için oynayabileceğiniz, keyifle oynayabileceğiniz bir oyun olmuş. Disket kutusundan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.